ovaryen rezerv testleri. Yani yumurta sayısının ne kadar olup olmadığını, yumurta sayısını belirleyici testler. Bunlar oldukça önemli kadın infertilitesini araştırırken. Çünkü her zaman için kadının kronolojik yaşıyla, yani takvim yaşıyla yumurtalık yaşı aynı senkronizasyonda olmayabilir. Kadının yumurtalıklarında daha yaşlı olabilir, daha az yumurtası olabilir kendi yaş grubuyla karşılaştırıldığında. Veya ki normal olup olmadığı da değerlendirilmiş olur. Çünkü bizim yaptığımız birçok tedavi yumurta artırıcı tedavi olması nedeniyle infertilite tedavileri yumurtalıklardan yumurta sayısını artırmayı hedefleyen tedaviler olması nedeniyle yumurta sayısı bizim için çok önemli. Veya ki tedaviye başlama süresinin belirlenmesinde. Genel olarak daha çok gencim, biraz daha bekleyebilir miyim gibi bir soruyu hastanın açıklamadan önce veya bu bekleme süresinin belirlenmesinden önce öncelikle ne kadar yumurtamız var onu görmek lazım. Bunun için uygulanacak en sık uyguladığımız testlerden bir tanesi adetin ikinci günü yapılan hormon tahlilleri, ikinci veya üçüncü günü. Bunlar bazen FSH yani folikül tümleyici hormon, bazen estradiol yani östrojen değerleri. Buna ek olarak yumurtalıklarda bazalde yani adetliyken antral folikül sayısı, aday yumurta sayımız, bu döngü için hazırlanmış olan kaç aday yumurtamız var? Yumurtalıklarımızın volümü, çapı, büyüklüğü, bunlar ovaryen volümü belirleyen, ovaryen yumurta sayısını belirleyen faktörlerden bir tanesi. Bunlara ek olarak bir takım dinamik testlerimiz var. Eğer bu testler bize yetmeyecek olursa dinamik testler de yapabiliyoruz. Bunlar Clomifen Stress Challenge Test, Effort Test ve GAS testi dediğimiz gibi analog testleri. Bunlara yine ek olarak başka hormonal parametrelerde ovaryen yumurta sayısını belirlemeyi sağlamakta. Antimüllerian hormon, belki bugün için en sık kullandığımız bir tanı testi. Çünkü siklustan etkilenmiyor. Yani adetin başlangıcında da sonunda da herhangi bir döneminde de antimüllerian hormon değerlendirilmesi yapılarak yumurtalıktaki rezervimizi belirlememiz mümkün. İnhibin düzeyi, inhibin A, inhibin B, bunlar da yine bizim antral folikül aday yumurta sayımızı belirlerken uygulayabileceğimiz testler. Tüm bu testlerin yapılış amacı hastaya ne kadar bekleme süresi olduğunu belirleyebilmek, eğer vaktimiz az ise, yaşımız genç olmasına rağmen vaktimiz az ise mutlak suretle hastaya bilgi vermek, yapılacak tedavi basamaklarında gereksiz zaman kaybını engellemek. Bu şekilde olabilen en hızlı şekilde gebeliğe ulaşacak yolda hastaya ışık tutabilmek. Mutlaka unutulmaması gerekli olan şey, hasta yaşı gebeliği belirlemede ne kadar önemliyse, yumurtalıklardaki yumurta sayısı da gebeliği öngörmede bir o kadar önemli. Bu nedenle laboratuvar hasta yaşıyla bir arada değerlendirildiğinde ancak kişiye özel bir yapı ortaya çıkartılabilir ki bu bize çok daha sağlıklı, çok daha iyi bir yol gösterici olacaktır.